AKP karıştı. İktidar medyası Zeybekçi ve Şimşek'i manşetten vurdu. Hakaretler havada uçuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP ekonomi işlerinden sorumlu Nihat Zeybekçi'nin son günlerde yaptığı açıklamalar iktidar mahallesini karıştırdı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi İzmir'de katıldığı bir toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız var. Yani eyvallah İsrail'in Filistin'de Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah buna diyecek hiçbir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke yani altı satıp bir aldığımız bir ülke. O anlamda daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum demişti. Geri zekalı ve gerzekçe. Zeybekçi'nin bu sözlerinin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha geri zekalıca bir açıklama duymadım. Eyvallah diyor yahu soykırım için. Yu artık yazıklar olsun ifadelerini kullanmıştı. Sen de en az ona layıksın. Zeybekçi de Kılıçarslan'a hiç hesabından muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek, geri zekalı dediğin kadar kadar geri zekalısın. Her neye layık gördüysen sen de en az ona layıksın. Aklın ihtişamı, görkemi nezakettir, zerafettir ve selam şeklinde cevap verdi. Sizden davacı olacağım. Kılıç Arslan tartışmayı sürdürerek Zeybekci'ye son olarak X'ten bir not daha yazdı. Öyle etraftan dolaşmayın bence. Sizi etiketleyerek tek tabanca jetonsuz yazdım ben yazdıklarımı. Gücünüzün nelere yetebileceğini de hesap etmeden yaptım bunu üstelik. Sizi afallatan da bu oldu zaten sizi İsrail ile ticareti legalleştirme çabanız için suçluyorum ve tüm sonuçları göze alarak size bunun için hakaret ettim. Gazze'deki çocukların en azından kablolar kadar değerli olduğu bir dünyayı, bir anlayışı, bir Türkiye'yi savunmaya devam edeceğim. Tekrarlayayım, soykırıma, eyvallah, ettiğiniz o sözleriniz yüzünden sizden hem bu dünyada hem mahşerde davacı olacağım. İki isme manşetten tepki. Yeni Şafak, bugünkü manşetinden ise, Zeybekçi ve Şimşek'in sözleri tepki çekti, başlığıyla bir haber servis etti. Yerel Halk Sözleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'de düzenlenen etkinlikte, yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor, ifadelerini kullanmış, sosyal medyada çok tartışılmıştı. Şimşek ne demişti? Mehmet Şimşek, yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor. Bakan Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Şimşek, "Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor." dedi. Şimşek, yatırımcılarla çok sayıda toplantı yaptıklarını belirterek, yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısı geçen seneye göre değişti. Geçen yıl yatırımcıların ortodoks politikalardan geri adım atılması, programın uygulanmaması ihtimali konusunda şüpheleri vardı. Bu yıl bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani programın sürekliliğine dair soru gelmiyor. Artık sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor." dedi. Kamu maliyesi alanında Merkez Bankası'nı destekleme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, "Programı güçlendireceğiz, ileriye dönük yapısal reformları hızlandıracağız." dedi. Şimşek, Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor," diye konuştu. Bakan Şimşek, piyasanın enflasyon beklentilerinin ise gelecek 12 ayda yaklaşık %36 civarında olduğunu belirtti.